Shopify e-ticaret eğitimimizin bu bölümünde e-ticaret sitemize XML ile ürün entegrasyonu nasıl sağlarız? Bunu çalışacağız. Uygulama markete gidiyoruz. Buradan product import search ediyoruz. Birçok uygulama yine burada da çıkabilir, replikasyon çıkabilir. Bazıları XML ile ürün entegrasyonuyla alakalı, bazıları shop'u gönderme ile alakalı. Size Product Imports uygulamasından bahsetmek istiyorum. Bu uygulamada aylık belirli bir ücret alıyor. Takdir edersiniz ki hepsinin arkasında çalışan insanlar var. Şimdi burada bizden link istiyor şu an. Ürün çekeceğimiz linki istiyor. Şu an elimizde bir link yok. Zaten heybeden.com'da da XML ile ürün aktarımı yapmayacağız. Ben ana sayfaya geçiyorum. Ya da şuradan şöyle bir şey yapalım. Daha önce kurmuş olduğum bir yerden. Şimdi ana sayfaya geçtim. Dashboard'a geldik. Burada bir linkiniz varsa burada önce mapping yapıyorsunuz arkadaşlar. Mapping'e tıkladığınızda buradan bir sürü bilgi geliyor gördüğünüz üzere. Bu bilgileri eşleştirmeniz gerekiyor. Örneğin işte product title neye denk gelebilir? Product title, item title burada yazıyor örneğin işte. Description burada yazıyor. Image linklerde resimler vardır. Her zaman böyle eşleşmeyebilir arkadaşlar. Sizlere tavsiyem eğer eşleştiremediyseniz XML'den aldığınız, çektiğiniz XML'i şu buraya yazarak ABC import XML diyelim. Bu linki yazarak buraya gidin ve ilk ürün nasıl geliyor onu bir analiz edin. Mapping yaptıktan sonra eğer modifikasyonlar da yapabilirsiniz. Eğer ihtiyaç olursa. Burada modifikasyonlar var. Örneğin en çok tercih edilen, sorulan bu price mevzusu. Mesela çarpı 3 getireceksiniz fiyatı. Variant price'ı 3 katına çekeceksiniz. İşte cost per item'ı ya da compared price'ı da 3 katına çekeceksiniz. Ya da %20 koyacaksınız. Bu tarz çalışmalar yapabilirsiniz. Import ettikten sonra QA kısmından şeyi görebilirsiniz. Nasıl geldiğini görebilirsiniz. Şu an herhangi bir import yapmadık tabii. Ürün çekmedik. Buradan yeni XML dosyalarınız varsa, yeni XML sağlayıcılarınız varsa bunları ekleyebiliyorsunuz. Şey olarak. İşte default olarak bir XML'i seçebiliyorsunuz. Default XML olarak. Ürünleri duplicate edebilirsiniz. Yine files'ta search liste kaynaklarınızı görebilirsiniz. Otomatik olarak ürünleri güncellemek için bir üst plana geçmeniz gerekir. Ama burada görüyorsunuz yani geçtiğiniz zaman üst plana görebiliyorsunuz. Planı buradan daha yüksek planlara geçebilirsiniz. Şu an ücretsiz versiyon. 20 tane ürün. Ücretsiz versiyonda 20 tane ürün sadece çekebiliyorsunuz. Basic'te 10 bin ürün çekebiliyorsunuz. Profesyonelde 40 bin ürün ve otomatik import ve update yapabiliyorsunuz. Ultra'da daha fazla seçenek var. Eğitimi burada bitiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki eğitimde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.